İyi akşamlar sayın seyirciler. 20 Mart gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 25. gününde Ukrayna, Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişinin durdurulduğunu, Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadığını iddia etti. Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14.700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiğini de ileri sürdü. Ukrayna-Rusya savaşı 25. gününde devam ediyor. Bununla birlikte Rus güçlerinin Mariupol'de sığınak olarak kullanılan okulu vurması sonucu 400 kişinin enkaz altında kaldığı duyuruldu. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Alexey Arestovich, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25. gününü değerlendiren Arestovich, Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı dedi. Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestovich, karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestovich, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığıyla suçlanmaya başladığını söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat 20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14.700 asker öldürüldü. Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roket atar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Ukrayna'ya saldırısında ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı. Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için kullanılan büyük bir yeraltı deposu hedef alındı. Bakanlık deponun hipersonik füzelerle imha edildiğini bildirdi. Ayrıca Odessa yakınlarında Ukrayna ordusuna ait radyo ve keşif merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi. Çatışmalar sürerken Ukrayna Savunma Bakanlığı Azak Denizi'ne erişimi geçici olarak kaybettiklerini açıkladı. Rus kuvvetlerinin Mariupol'daki kuşatmayı sıkılaştırdığı vurgulandı. Bununla birlikte Mikolayev'de Ukraynalı askerlerin barındığı bir kışlaya füze saldırısı düzenlendi. Saldırı gerçekleştiğinde kışlada yaklaşık 200 askerin uyuduğu açıklandı. Enkaz alanında kurtarma çalışmalarının sürdüğü, onlarca askerin öldüğü bildirildi. Diğer taraftan Ukrayna ve Rusya insani yardımların ulaşması ve sivillerin ayrılabilmesi için 10 insani koridor kurulması konusunda anlaştı. İnsani koridorların liman kenti Mariupol, Kiev bölgesindeki kasabalar ve Luhansk'taki birçok noktayı kapsadığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Kiev ve Luhansk'taki koridorların çalıştığını ancak Mariupol'de Rus birliklerinin otobüslerin geçmesine zorluk çıkardığını söyledi. Mariupol'den çıkabilen siviller ise Zaporijya kentine ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre 24 Şubat 18 Mart tarihleri arasında 3.328.692 mülteci komşu ülkelere geçti. BM verilerine göre 24 Şubat'tan bu yana en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil de yaralandı. Bu sayıların tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği belirtildi. Savaştan kaçmayı başaran sivilleri ise zorlu şartlar bekliyor. Diğer taraftan Zelenski sosyal medya hesabından halka seslendi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin sıkı yönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti. Ukrayna lideri bu çerçevede 11 partinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı. Zelenski, Mariupol kentine düzenlenen Rusya saldırılarının ise tarihe savaş suçu olarak geçeceğini söyledi. Mariupol Şehir Konseyi ise binlerce kent sakininin Rus topraklarına sürüldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Veren'de şehit ailelerini ziyaret etti. Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında Rum-Yunan ikilisinin yarattığı orantısız güç karşısında direndiğini, mukavemetçi Gazi Veren halkının da elindeki imkanlarla yiğitçe savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı, şehitlerimize olan vefa borcumuzu ifade etmek bizlerin görevidir, dedi. Şöyle.
Bugün Gaziveren şeyleri anmak için Gaziveren'de bulunmaktayım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziveren ve Çamlıköy şehitlerini anma törenlerinin ardından 19 Mart 1964'te Gaziveren'de şehit düşen Mehmet Ali Dede'nin oğlu Adem Alev Kayalı'yı, ardından 23 Aralık 1963'te Peristerona'da şehit düşen Özer Ekrem Emin'in kızı Şerif Oyalı evlerinde ziyaret etti. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ın çeşitli farklı bölgelerinde büyük kahramanlıklar yapmıştır. Gaziveren'de de böyleydi. Orantısız bir güç karşısında Rum Yunan ikilisinin Yunanistan'dan getirdiği askerlerin de saldırmasıyla gerçekten mukavemetçi Gaziveren halkı çok elindeki dar imkanlarla yiğitçe savaşmış, şehit düşmüş ve bu bölgedeki Kıbrıs Türk tarihine gerçekten bir değer, bir tarih daha katmışlardır. Dolayısıyla tüm Gaziveren şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir kez daha mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Kıbrıs Türk tarihinde yer edinen Gaziveren direnişinde şehit düşenleri ve tüm şehitleri bir kez daha rahmetle andığını belirten Tatar, şehitlerin yakın akrabalarının çok acılar çektiğini ve devlet adına minnet duygularını bu ziyaretlerle ifade etmek istediğini söyledi. Bu acılar devlet sahibi olmamız için çekilmiştir diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale zaferinde Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde verilen mücadelenin Kıbrıs Türk halkına ilham olduğunu belirtti. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ifade etmek bizlerin görevidir diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devletin ve egemenliğin önemine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle dün Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği mensubu bazı kişileri Gazi Mosta'daki evlerinde ziyaret ederek vefa duygularını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle Türk Barış Kuvvetleri gazilerinden Hayati Alptekin ve Ahmet Çam'ı Gazi Mosta'daki evlerinde ziyaret ederek gazilere vefa duygularını ifade etti. Anafartlar komutan olarak Yarovay Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı o büyük savaşta yüz binlerce şehit verilmiş, Mehmetçikler, öğrenciler, Anadolu'nun her yerinden gelen insanlar bile bile şehit olmuşlar, ölüme gitmişler. O şekilde bir durumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve Kıbrıs'a verdiği destek Kıbrıs Türk halkının olarak mukavemeti, Kıbrıs Türk halkının direnişi her zaman Türkiye'nin desteğiyle var olabildik. Hamdolsun ki EOK hareketlerine karşı İngiliz sömürge yönetimindeki Kıbrıs Türk halkının mücahitleri, mukavemetçilerinin verdiği mücadeleden sonra 1974'te Türkiye Cumhuriyeti 1960 anlaşmalarına müdahale hakkını kullanarak Mehmetçiğini adaya göndermiştir. O Mehmetçiklerin içerisinde siz de vardınız. Dolayısıyla vesilelerle böyle sizlere seslemek istiyorum. Dolayısıyla burada devlet başkanı olarak sizi ziyaret ediyorum ve sizlere minnet duyuları ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Tatar gazilere minnet duygularını ifade ederken şehit düşenleri de bir kez daha rahmetle andı. 1974, 20 Temmuz 1974. Sayın seyirciler, yerli üretimin, yerli ürünün önemi yaşanan dünya konjonktüründe daha iyi anlaşılıyor. Çamlıbel'de yerli ürün pazarı açıldı. Her pazar halka hizmet verecek olan pazar yerinin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışta yapılan konuşmalarda yerli üretimin önemine işaret edilerek yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Pazarın yerinin açılışı nedeniyle yapılan konuşmalarda yerli üretimin önemine dikkat çekildi. Çamlıbel yerli ürün pazar yeri halkın hizmetine sunuldu. Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Lefkoşa Program Ofisi desteğiyle Çamlıbel'de açılan ve her pazar faal olacak pazar yerinde Kıbrıs'a özgü ürünlerin satışı yapılıyor. Pazar yerinin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adıgüzel Akdeniz, pazar yerinin bölge halkı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle hayata geçirildiğini belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti. Akdeniz, Çamlıbel'deki emekçi kadınlar için halk eğitim merkezi yapımı için yetkililerden destek de istedi.
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da belediye olarak ekonomik zorluklara rağmen bölgedeki sivil toplum örgütlerine destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Aktuğ tüm halkı her pazar hizmet verecek olan pazar yerini ziyaret etmeye çağırdı. Başbakan Faik Sucuoğlu da Çamlıbel bölgesinin tarım ve üretim anlamında oldukça zengin imkanlara sahip olduğuna dikkati çekti. Sucuoğlu özellikle pandemi ve son zamanda yaşanan savaşların yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Artık dünya farklı bir yöne gidiyor. Ülkeler kendi ürettikleriyle bir şekilde kendilerini doyurmaları gerekecek. Öyle görünüyor, gidişat o yönde. Dolayısıyla Çamlıbel bu konuda her zaman en önde olan bölgelerimizden bir tanesi. Onun için bu pazarı çok değerli buluyoruz ve önümüzdeki günlerde üreticilerimizin ürettiği ürünleri burada sunum anlamında da eminim çok daha zengin bir duruma gelecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de konuşmasında yerli üretimin teşvik edilmesi ve toprağın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. 2004 yılında eğer Annan planına evet demiş olsaydık, biz evet dedik ama Rumlar da evet demiş olsaydı bu köy Mirtu olacaktı. Bu topraklarda olmayacaktı. Burada bir tören olmayacaktı. Böyle bir tören düzenleyemeyecektik. Burası Mirtu olacaktı. Burada Geçitköy barajı olmayacaktı. Buralar Rumların kontrolüne girmiş olacaktı. Dolayısıyla vatanın kıymetini bilelim, toprağın kıymetini bilelim. Bu topraklarda artık üreteceğiz. Sadece bu vatanı canımızla, kanımızla kurtardık ama üretmek de lazımdır. Ekonomiyle taşlandırmak lazımdır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Çamlıbel bölgesine sahip çıkmak gerektiğini ifade ederek, Anadolu'dan gelen su ve hükümetin yapacağı projeler sayesinde önümüzdeki dönemde tarımsal üretimin artırılması temennisini dile getirdi. Atalarımız ve Çiftçiler Birliği'nin yıllar önce Kıbrıslı Türklerin kendi topraklarına sahip çıkması ve kendi üretimlerinin adanın her yerinde artarak devam edebilmeleri için siyasi mücadele verdiğini anımsatan Tatar, 1974'ten sonra sınırların çizilmesiyle Kıbrıslı Türklerin bereketli topraklarına sahip çıktıklarını anlattı. Evet, konut ihtiyacı muhakkak vardır ve gelecektir. Her türlü bir takım projeler için arazi gerekiyor ama mutlaka tarımsal anlamda ekip biçeceğimiz topraklarda korumak durumundayız. Çünkü ileride bundan yıllar sonra bu üretimin olabilmesi için, üretimin elbette daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bereketli tarımsal topraklara ihtiyacımız vardır. Bu bölgenin de toprakları böyledir. Dolayısıyla bu temennilerle sizlere başarılar diliyorum. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. İlkbaharda kışı yaşıyoruz. Son 46 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Salı ile çarşamba günleri kar yağması bekleniyor. Son 46 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Kış tam bitti derken soğuk ve karla geri döndü. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. En yüksek hava sıcaklığı ülke genelinde 10-13 derece dolaylarında olacak. Salı ve çarşamba günleri dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli. Cumartesi ve pazar günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlığının projeleri hakkında bilgi verdi. Arıklı, Adakart projesiyle toplu taşımada devrim yapılacağını, yük ve yolcu taşıyan ağır vasıtalara çip takılarak taşıdıkları yük, sürat ve yüklerin boşaltıldığı alanların denetlenebileceğini de belirtti. Arıklı, bayrak taşıyıcı milli bir havayolunun 2023'te uçmaya başlayacağını da belirtti. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldığı televizyon programında bakanlığın projelerini aktardı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Arıklı, aşırı yük taşıyan araçların denetimi için yolcu ve yük taşıyan tüm ağır vasıtalara çip takılacağını, bunun sayesinde aracın taşıdığı ağırlık ve süratinin anında tespit edilebileceğini söyledi.
Arıklı Adakart projesini hayata geçireceklerine, bunun da ülkedeki toplu taşımacılık alanında önemli bir gelişme niteliğinde olduğunu söyledi. Arıklı şu an için yoğunlaşılan konular arasında Bayrak Taşıyıcı Havayolu şirketinin kurulması, daha hızlı internet ve karayolu altyapısı bulunduğunu belirtti. Bayrak Taşıyıcı milli bir havayolunun 2023'te uçmaya başlayacağını ifade eden Arıklı, şimdiki uçak bileti fiyatlarıyla turizm ve yüksek öğrenimi sürdürmenin mümkün olmadığını vurguladı. Bakan Arıklı, bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'ne yeni bir gemi alınması konusunda çalışma başlatıldığını ve bu şekilde deniz otobüsü ve deniz uçağıyla da taşımacılık yapmayı düşündüklerini belirtti. Arıklı, Dipkarpaz Manastır yolunun tadil edileceğini, altyapı projelerinin yıllardır tamamlanamamasının nedeni olan istimlaka karşı alınan ara emirleri konusunda da yasal değişikliğe gidileceğini söyledi. Belediye Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve MAUSA Genel İş Sendikası, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi amacıyla örgütte oldukları tüm belediyelerde yarın uyarı grevi yapıyor. Eylem çerçevesinde saat 10'da Lefkoşa Türk Belediyesi'nden meclis önüne yürüyüş düzenlenecek. Belediye Emekçileri Sendikası BES, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEVİŞ ve MAUSA Genel İş Sendikası, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi amacıyla örgütlü oldukları tüm belediyelerde yarın uyarı grevi gerçekleştiriyor. BES tarafından yapılan ortak açıklamada söz konusu yasa tasarısı 28 Mart pazartesine kadar geri çekilmediği takdirde tüm belediyelerde süresiz grev başlatılacağı ve emekçilerin işbaşı yapmayacağı vurgulandı. Ortak açıklamada emeğe ve emekçiye karşı yapılan bu sömürü karşısında direneceğiz ve bu sözde yasa tasarısını geri çektireceğiz. Kavgamız büyük, kararlılığımızsa geçmişten çok daha yüksek. Hükümeti net bir şekilde uyarıyoruz. Öncelikle bahse konu yasa tasarısının kaldırılıp aşağıdaki taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde ülkede hayat duracak ve ülke hükümet edenler yüzünden kaosa sürüklenecektir denildi. Açıklamada sendikalar belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının derhal geri çekilmesine, belediyeler yasasının revize edilip derhal meclisten geçirilmesi, yerel seçimlerin 2 yıl ötelenip reformun bu süreçte yalnızca sayı üzerinden değil, bilimsel çalışmalarla AB düzeyinde ve tüm tarafların katkısı ve uzlaşısıyla hayata geçirilmesi ve en az 2021 yılında yaşanan enflasyon oranında bütçe tadili yapılması talep edildi. Bir grup taksi işletmecisi korsan taksiciliğe dikkat çekmek amacıyla Girne Çatalköy anayolunda eylem yaptı. Bir grup taksi işletmecisi Girne Çatalköy anayolunda eylem yaptı. Çatalköy Taksiciler Birliği, Birleşik Taksiciler Birliği, Gazi Mausa Taksiciler Birliği, Ercan Taksiciler Birliği ve Lefkoşa Taksiciler Birliği eylemle ilgili ortak açıklamalarında sektörün en büyük kanayan yarası korsan taşımacılığa karşı verilen mücadelede bugüne kadar sonuç alınamadığına işaret edildi. Açıklamada toplanıp basın açıklaması yapma sebebimiz, denetimsizliğin ve siyasi iradenin korsan taşımacılığa karşı herhangi bir çalışma yapıp tedbir almaması ve gerekli denetimlerin yapılmamasıdır denildi. Ülkenin birçok yerinde otel ve kasinolar bünyesinde taşımacılık yapılmasının hukuka aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tek geçim kaynağımızı, ekmeğimizi elimizden almaktır. Diğer bir ifadeyle alın terimizi çalmaktır ifadesi kullanıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10'da toplanacak. Meclisten yapılan açıklamaya göre gündemde İlkan Barol'un yüksek yönetim denetçisi ombudsman olarak atanması ve yüksek öğretim planlama denetleme akreditasyon ve koordinasyon kurulu YÖDAK üyeliği başvurularının değerlendirilmesi var. Genel kurulda güncel konuşmalar da yer alacak. Sayın seyirciler, ülkemizde son 24 saatte yapılan 20.176 test sonucuna göre 551 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 400 kişi de taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 265 kişinin Lefkoşa, 92 kişinin Girne, 126 kişinin Gazi Mausa, 37 kişinin Güzelyurt, 18 kişinin İskele, 13 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi. Açıklamada Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Türkovak aşısıyla ilgili ülkemizde kabul edilmeyeceğine dair bir kararı bulunmadığı, aşının geçerli aşılar listesine ekleneceği de belirtildi.
Türkiye'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ödülleri dün akşam Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda düzenlenen törenle verildi. Tabip Binbaşı Nihat İlhan Fedakarlık Ödülü ve Doktor Fazıl Küçük Direniş Ödülleri de etkinlik kapsamında sahiplerine verildi. 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Tabip Binbaşı Nihat İlhan Fedakarlık Ödülü ile Doktor Fazıl Küçük Direniş Ödülleri verildi. Törende Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nihat İlhan'a ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü verdi. Köprülü konuşmasında tıp bilimine katkıda bulunan, başarılı çalışmalarının kendileri için kıvanç kaynağı olduğunu söyledi. Köprülü, Doktor Fazıl Küçük'ün yaşamı boyunca özellikle büyük zorlukların yaşandığı mücadele yıllarında yeri geldiğinde bir doktor, bir gazeteci, bir siyaset adamı ve bir lider olarak Kıbrıs Türk halkına hizmet etmesiyle halkın en derin sevgi ve saygısını kazandığına vurgu yaptı. Köprülü o dönem Kıbrıs Türk alayında tabip olarak görev yapan Doktor Nihat İlhan'ı ve 21 Aralık 1963 gecesi Rumların gerçekleştirdiği zalim saldırı neticesinde şehit düşen eşini ve çocuklarını da minnet ve rahmetle anıyorum dedi. Ödülü alan Profesör Doktor Nihat İlhan da gerektiğinde tıbbiyelilerin vatan için canlarını vermeye hazır olduklarına vurgu yaparak "Görüyorum burada yeni Doktor Küçükler, yeni Doktor Ahmetler, Doktor İlhanlar geliyor. Sağ olun, var olun" dedi. Doktor Fazıl Küçük Direniş Ödülü 2015-16 yıllarında Şırnak Nusaybin'de hendek operasyonlarında yaşadıklarını "Şehidim Şahidim" kitabında anlatan uzman doktor Kamil Konur'a verildi. Ödülü Doktor Fazıl Küçük ailesi adına torunları Esen Sevim Küçük, Selen Süheyla Küçük ve Nisan Küçük Acar birlikte verdiler. Aile adına konuşan Esen Sevim, aile olarak bütün amaçlarının onu bir ömür unutturmamak olduğunu söyledi. Küçük, 14 Mart Tıp Bayramı'nın onun için birden fazla önemi olduğuna vurgu yaptı. 16 Eylül 2021'de 28 yaşında hayatını kaybeden Buse Aksay'ın adını yaşatmak amacıyla Girne Belediyesi ve Aksay ailesi işbirliğinde Buse Aksay Çocuk Parkı bugün düzenlenen törenle açıldı. Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yle Buse'nin ailesi ve sevenleri katıldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Buse'nin annesi Gülesen Aksay, kızlarını 6 ay önce çok genç bir yaşta kaybettiklerini ve çok büyük bir acı yaşadıklarını kaydederek onun anısını yaşatmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Buse'nin adını yaşatmak için böyle bir parkın hayata geçmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek aileye sabır diledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Buse'nin çok genç yaşta hayatını kaybettiğini belirterek bu acının halen daha yaşanmaya devam ettiğini söyledi. Bu şekilde Aksa ailesi de Buse'nin her zaman sevgisiyle onun varlığı olacaklardır. Bu kısacık ömrümüzde zaten hayat öyle kısadır ki ben öyle inanıyorum ki birlikte bir gün hep buluşacağız. Dolayısıyla bu geçici hayatta onun hatıralarıyla, onun bıraktığı güzellikleri, onun izleriyle, onun düşünceleriyle, onun adını yaşatmakla bu hayattaki geriye kalan misafirliğimizi geçirmek ve ona göre geleceğe bir umutla bakabilmek hepimizin bana göre görevidir. Tatar konuşmasının sonunda Buse'ye rahmet, ailesine sabır diledi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla liseler arası girişimcilik yarışması düzenlendi. Tüm gün süren atölye çalışmasının ardından dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla liseler arası girişimcilik yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yer alan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Müzik
11 farklı liseden 70 öğrencimiz katılmış, başvurmuş. Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Tümer, yarışmaya 11 farklı liseden 70 öğrencinin katıldığını belirterek gün boyunca devam eden atölye çalışmasında projelerini ürettiklerini ifade etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın da üniversite çatısı altında böylesi önemli bir etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkesi kutladığını ifade etti. Öncelikle Gelişimcilik ve İnovasyon Merkezimizin bu etkinliği tasarlarken ilk fikirleriyle bizi ziyaret ettikleri zaman heyecanlarını gördüm. Sonra sponsor arayışları ve etkinliğin kurgulanması aşamalarında da heyecanlarının gerçekliğe dönüşürken oluşan aşamalarda gelişmelerin son derece heyecan verici olduğunu hissettim. Etkinliğe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin gençlere böylesi önemli fırsatı tanıdığı için teşekkür ederek gençlerin fikir üretip bu konuda kafa yormasının önemine vurgu yaptı. Tüm katılımcılara buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçek anlamıyla farklı okullardan, farklı liselerden gençlerin bir araya gelerek, getirilerek, kaynaştırılarak ve işbirliği içerisinde proje üretmek, düşünce ortaya koymak, yaratmak, yaratıcı olmak gibi birçok şeyi bir anda yaşayan sizleri ayrı ayrı kutlamak isterim. Taço, gençlerin özgüvenli bir şekilde projede yer almasının öneminin altını da çizdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'sa yaptığı konuşmada, öğrencilerin teknoloji çağında ambargo ve izolasyon gibi engelleri yıkarak proje üretip gerçeğe dönüştürmesinin önemine değindi. Bizim insanlarımız da dünyayla entegre olmuş, dünyayla kaynaşmış ve her türlü vizyonu, projeyi, liderliği gösterebilecek başarılarla bu süreçleri hep birlikte yönetmekteyiz. Ülkemize baktığımızda çeşitli alanlarda muhakkak ki önemli başarılarımız vardır. Uluslararası ölçekte iş yapan insanlarımız vardır. Ve dolayısıyla Sayın Bakanımızın da dediği gibi belki yıllar önce böyle imkanlara sahip değildik. Ama şimdi hamdolsun artık dünyada bir yerimiz vardır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği bir realitedir. Bir gerçektir ve kimse de bizim önümüze bu şekilde engeller çıkartamaz. Dolayısıyla biz gençlerimize güveniyoruz. Konuşmaların ardından atölye çalışmalarında yer alan eğitimcilere ve jüri üyelerine sertifikaları takdim edildi. Ardından yarışmada dereceye giren ilk 3 açıklandı. Dereceye giren öğrencilere 5 gün Konya tatili hediye edildi. Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle yürütülen Herkes İçin Sağlıklı Yaşam kampanyası kapsamında bugün Koruçam Köyü'nde Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü arasında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Koruçam Köyü'nde Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü arasında yürüyüş etkinliği yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Başkanı Colin Stewart, İngiliz Yüksek Komiseri Stefan Lilly, Amerika Büyükelçisi Judith Garber'ın da katıldığı yürüyüşe Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinden çok sayıda kişi ilgi gösterdi. Etkinlik Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hasan Sarpte'nin Kıbrıs'ın endemik hazinelerinden birisi olan Tulipa Cyprea Medoş Lalesi ile ilgili bilgilendirici sunumuyla başladı. Daha sonra Koruşam sokaklarından Lale Vadisi'ne doğru 2 saatlik bir yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüş boyunca katılımcılara Medoş Laleleri, yerel flora, fauna ve adanın doğal zenginlikleri hakkında bilgi verildi. Etkinlik köy meydanında katılımcılara ikramların ardından Koruçam Toplum Merkezi temsilcilerinden Antonis Skollos'un Maronit kültürü ve Sanna diliyle ilgili sunumuyla son buldu. Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hasan Sarpten etkinliğin Kıbrıs'ın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kültürel değeri Sanna dili ve doğal değeri Kıbrıs laleleriyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Koruçam Toplum Merkezi temsilcilerinden Antonis Skollos, etkinlikte hem Kıbrıs'a özgü bir mucize olan Medoş laleleri hem de Maronit kültürü ve Sanna dili hakkında farkındalık yaratılacağını belirtti. AB Bilgi Merkezi ekip lideri Nurhan Keeler de pandemide hareketsiz kalan insanları aktif ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için
böyle bir kampanya hayata geçirildiğini anlattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi demokrasi şehitleri için anma gecesi düzenledi. Gecede yapılan konuşmalarda demokrasi şehitlerinin toplumlar arası barışa ve ifade özgürlüğüne yürekten inandıkları hatırlatıldı. Onları unutmayacağız mesajı verildi. ...1958'de 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler, sendikacılar ve 1976-1979 yılları arasında Türkiye'de öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler için anma gecesi düzenledi. Gecede konuşan Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Erarslan, demokrasi şehitlerini hatırlatmanın görevleri olduğunu ifade ederek, demokrasi şehitlerinin hepsinin de demokrasiye, toplumlar arası barışa ve ifade özgürlüğüne yürekten inandıklarını söyledi. Cinsiyetlerle özgürlük mücadelesini, basın ve ifade özgürlüğünü savunanları susturduklarını zannedenler yanılmaktadırlar diye konuşan Burhan Erarslan, demokrasi şehitlerinin cinayetlerinin hala aydınlatılmadığını anımsattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Mausa İlçesi Başkanı Birsen Altıok da demokrasi şehitlerinin demokrasiye inandıkları ve barış, özgürlük için mücadele ettikleri için hayatlarını kaybettiklerini ifade ederek bizler onları hiç unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız dedi. Sami Özuslu'nun Uçakla Gelen Altı Tabut isimli belgeselinin gösteriminin de yer aldığı anma gecesinde müzik ve şiir dinletisi de yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası, devletin elektrik ve mazotta üreticiye makul destek sağlayabilirse üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçan, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için devletin alması gereken acil önlemleri sıraladı. Uluçan, tarımsal amaçlı kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarında kilowatt başına uygulanan desteğin %40'a çıkarılması ve yenilenebilir enerji kurulumu için üretim odaklı kota sağlanması ve ilgili tüzüğün bu şekilde güncellenmesinin elzem olduğunu vurguladı. Tarımda kullanılan akaryakıt desteğinin güncellenerek üreticilere alan bazlı verilen mazot desteğinin %10 olarak güncellenmesi gerektiğini belirten Uluçan, tahılda en büyük girdi olan mazotun desteklenmesi, üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Uluçan, devletin sadece elektrik ve mazot konusunda üreticiye makul destek sağlayabilirse, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğine, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Aksa Futbol Ligleri'nde 23. hafta 7 karşılaşmayla tamamlandı. Hafta kapanışında alınan toplu sonuçlar şöyle. Süper Lig'de Mausa Türk Gücü 2, Türk Ocağı 0, Binatlı 3, Küçük Kaymaklı 4, Cihangir 4, Bafil Kürdü 2, Doğan Türk 1-2, Mesarya 0, Göçmenköy 2, Yonpaş Tumlu Pınar 4, 1. Lig'de Esentepe 2, Düzkaya 2, SFC 4, Yolaltı, Çanakkale 4. Türkiye Spor Toto Süper Lig 30. hafta kapanışında Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe 50 puanda ve 3. sırada yer alıyor. Son 2 haftayı galibiyete kapatan İttifak Holding Konyaspor ise 55 puanla 2. sırada. Ligde bugün oynanan maçta Galatasaray Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla 38 puanda kaldı. Antep ise puanını 40'a yükseltti. Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş akşam Atakar Şantayspor'la 1-1 berabere kalmıştı. 3 maçtır kaybeden Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken Atakar Şantayspor yenilmezlik serisini 4 maça, puanını da 47'ye çıkardı.
Merve Çelebi Türkiye Şampiyonası'nın ardından 2022 Sevkar Voleybolu Avrupa Turu LGS etabında şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Turnuvada Simge Yalçın, Bahanur Gökalp ve Sanem Baş'la birlikte korta çıkan Merve takımıyla finaldeki rakip Macar ekibe karşı iki seti de 15-10 kazandı. Takım arkadaşlarıyla en son Sivas Yıldız Dağı'ndaki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Merve, Türkiye milli takımdan Bahanur, Simge ve Sanem'le Avrupa Turu'nun bir diğer ayağı Avusturya McRae'inde mücadele edecek. Turnuva 25-27 Mart tarihleri arasında yer alacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Anadolu Şampiyonası'nda mücadele eden U14 Levent kız takımı Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı. Kayseri'deki şampiyonada kırmızı grupta maçlara çıkan Levent, çeyrek finalde Antalya DSİ'yi 57-39 yendi. Levent bu sonuçla grubunda finallere gidecek 4 takım arasında yer aldı. Voleybol U16 kız ve U17 erkekliklerinde 6 karşılaşma yapıldı. Kızlar A grubunda Esentepe Mausa Gelişim Akademisi'ni Doğu Akdeniz Üniversitesi de Maraş Voleybolu 3-0 yendi. B grubunda da Karpaz Geyit Marina ile Gazi Mausa Belediyesi Çamlıkspor rakiplerine karşı 3-0'lık galibiyet aldı. Erkekler U17 liginde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Mausa Spor Akademisi'ni 3-2, Karpaz Geyit Marina'da Gazi Mausa Belediyesi Çamlıkspor'u 3-0 yendi. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig 17. hafta maçında Vakıflar Pendik'e deplasmanda 75-53 mağlup oldu. KKTC temsilcisi bu sonuçlar ligde 19 puanla 14. sırada yer aldı. Vakıflar 16 takımın mücadele ettiği ligde bundan sonraki haftalarda da kümede kalmak için sahaya çıkacak. Takım bu hafta ligde kalma mücadelesi veren bir diğer ekip Antalya Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Maç 23 Mart'ta oynanacak. FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan savaş karşısında Ukrayna halkını destekleyerek üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. FIFA, Ukrayna ve bölgedeki futbol camiasıyla işbirliği içinde gerekli yardımları yapmaya hazır ifadeleri kullanıldı. Ukrayna'da savaştan etkilenenler için FIFA Vakfı aracılığıyla 1 milyon dolar tahsis edildi, belirtildi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere insani yardımların Ukrayna Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı bildirildi. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Endonezya Grand Prix'sinde Red Bull takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira birinci oldu. MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Repsol Honda pilotu Marc Marquez ise ısınma seansında kaza yaptı. Beyin sarsıntısı geçiren Marquez tedbir amaçlı yarışa katılmadı. 4,3 kilometrelik uluslararası Mandalika pistinde yapılan yarış 20 tur sürdü. 7. cepten kalkan Red Bull sürücüsü Oliveira 5. turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu ve kariyerinin 4. galibiyetini elde etti. Bitiş çizgisini liderden 2.2 saniye sonra geçen Fabio Quartararo ikinci, Oliveira'nın 3.1 saniye gerisindeki Juan Zarco ise 3. sırayı aldı. Sezonun 3. yarışı Arjantin Grand Prix'si 3 Nisan'da koşulacak. Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan İspanyol tenisçi Rafael Nadal Indian Wells Masters'ta da finale çıktı. Bu sezon çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen 35 yaşındaki Nadal, Birleşik Devletler'in Indian Wells kentinde devam eden Sert Kort turnuvasında 3 saat 12 dakika süren karşılaşmada 18 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz'ı 6-4, 4-6 ve 6-3 yenerek finale yükseldi. İspanyol tenisçi Indian Wells Masters finalinde dünya 20 numarası 24 yaşındaki Birleşik Devletler Tyler Fritz ile karşılaşacak. Los Angeles Lakers'a forma giyen LeBron James normal sezon kariyerindeki sayı toplamını 36.947'ye çıkararak Amerikan Basketbol Ligi tarihinin ikinci en skorer oyuncusu oldu. Lakers, James'in 38 sayı 10 rebound 6 asist ve Russell Westbrook'un 22 sayı 10 rebound 8 asistlik performansına rağmen Washington Wizards deplasmanından 127-119 mağlup ayrıldı. Lakers'ın 37 yaşındaki yıldız oyuncusu James Karl Malone'u geride bırakarak en skorerler listesinde ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde 38.387 sayıyla Kerim Abdülcabbar bulunuyor. Güç
güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nemli ve soğuk hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı, zamanla çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 3, Girne'de 10, Alevkayası'nda 5, Güzelyurt'ta 4, Gazi Mausa'da 7, Lefke'de 8, Yeni Erenköy'de 6 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 12, Girne'de 12, Alevkayası'nda 9, Güzelyurt'ta 13, Gazi Mausa'da 14, Lefke'de 12, Yeni Erenköy'de 11 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolayında olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde don olayı bekleniyor. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.